Fazla Hanım merhabalar. Güzel bir gecede beraberiz. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azra Görgün Kaynar Kaymak. Derneğimizi 2 yıldır aktif olarak faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Bizim derneğimiz öncelikli amacı farkındalığı arttırmak, toplumsal farkındalığı ve akabinde sisteme takılı 0-3 yaş çocuklarımız ve 3-6 yaş çocuklarımızın maddi durumu olmayan çocuklarımızın ailelerine eğitim, doktor gibi gereksinimleri karşılamak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu akşam da onlardan bir tanesinde yer alıyorsunuz zaten. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Buyurun kayıt. Sayın Vekilim, Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneği gecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gecemiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Gecemiz, Allah Azra Hanım çok güzel programlar yapılıyor. Otizm farkındalık önem arz ediyor. Son dönemde maalesef doğan çocuklarımızın çoğunda otizm görülmeye başladı. Evet. Artık bunun sebebini iyi araştırmak lazım. Gıdaların etkisini veya başka şeylerin etkisi iyi araştırması lazım. Bunu en çok sahada müşahede ettim. Yine bir bu rehabilitasyon merkezlerindeki 40 saat eğitimin 8 saati karşılanıyor. Onun diğerinde yine devlet tarafından karşılanması talebi var. Biz de ilgili makamları ilettik, takipçisiyiz. Evet. Çünkü entegrasyon, çocuğun o alanda anneyle olan ilişkiler, aileyle olan ilişkiler, rehabilitasyon merkezlerinde eğitimin daha fazla olmasından önem arz ediyor. O zaman size tekrar hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz. Geceler önemli, değerli. Bunları artırmamız lazım. Sosyal sorumluluk alanında daha çok değer katıyor. Türkiye açısından da önem arz ediyor. Dünya açısından da önem arz ediyor. Zaten bizim Buğday Tanesi filmimizin amacı da bu farkındalığı öne çıkarmaktır. Engellilik alanında. Netflix'te yayınlanmaya başladı. İnşallah yarın da Londra'ya gidiyoruz. Londra Parlamentosu'na dünyaya sesleneceğiz. Tabii otizmi unutmayacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneği gecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gecemiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla çok kutsal bir gece. Yani evet. Ben otizmli çocuklara çok yakınım. Geçen sene de bu ödül töreninde buradaydım. Evet. Çok iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve İstanbul dışından uzun yoldan geldim sırf bu geceye katılmak için. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci kez sizi aramızda görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Hakan Bey, Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneğimize hoş geldiniz. Gecemiz için neler düşünüyorsunuz? Geçen sene de katılmıştım. Evet. Zaten Fark Et Otizm zaten adından da belli oluyor. Evet. Otizme farkındalık gecesi. Hı-hı. Biz medya olarak burada otizmli çocuklarımıza manevi destek olmak adına hem haberci olarak, hı-hı, ondan sonra hem de işte bir birey olarak onların her zaman arkasında olduğumuzu hissettirmek adına, evet, bu akşam bu güzel gecede yerimizi aldık. İnşallah adı gibi fark ettiririz otizm çocuklarımıza. Onlar her zaman desteğimizi elimizi üzerinden eksik etmeyiz. Evet. İkinci kez sizi burada görmek çok güzel. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun. Fark Et Otizm Saklı Dehalar Derneği ödül gecemize hoş geldiniz. Hoş. Sizleri aramızda görmek çok güzel. Derneğimiz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bu akşamki gerçekten çok önemli bir organizasyon. Erken farkındalık hayat kurtarır. Bu en önemli bizim logo cümlemiz olsun. Evet. Vallahi bu gecede olmak benim için de çok mutlu, onur duyuyorum. Güzel dostlarımızla beraber ödül alacağız. Benim için de çok önemli bir gece. Evet, evet. Yani zaten ondan sonraki sahne hayatımız devam ediyor. Evet. İşte konserlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Şayka Meyhane'nin de, evet, sahibi olduğum için güzel isimlerle devam ediyoruz. Bugün de bu güzel organizasyondayız. Her şey güzel olacak diyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve mavi kalbinizden sizi öpüyoruz. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun, sağ olun. Bu akşam çok özel bir organizasyon söz konusu. Evet. Siz de ödül alıyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? Bugün otizmli çocuklar yararına yapılan bir gece. Onun için benim için çok önemli. Çok fazla ödül törenlerinde olmuyorum. Ama bu çok anlamlı bir gece olduğu için buradayız. Ve aynı zamanda yılın en iyi cover'ı. Çok
çok sevdiğim bir şarkıyla çok hoş bir ödül verecekler bana. Onun için çok eğlenceli, çok güzel bir gün geçecek. Canlı şarkılar da söyleyeceğiz. Çok iyi bir orkestra var. Seviyorum şarkı söylemeyi. Siz çok fazla özel bu tarz gecelere pek iştirak etmiyorsunuz çünkü... Basın etmemi istiyor ama ben etmiyorum. Evet. Ama özellikle bu gecenin bir anlamı var tabii. Otizmli çocuklar yararına. Evet, 0-3 yaş arası otizmli çocuklar yararına. Bir anne olarak hemen burada bulunmak istedim. Önümüz bayram efendim. Bayram için neler düşünüyorsunuz? Bayramı ne yapacaksınız? Var mı plan? Bayramda aslında bir işimiz vardı. Fakat işimiz son dakikada değişikliğe uğradı ama isabet oldu. Çünkü İzmir'den kayınvalidemle kayınpederim geldiler. Çok da üzüldüm diyemem. Ondan sonra normalde ben özel günlerde muhakkak çalışıyorum ve çok seviyorum o günlerde çalışmayı ama çok özlemiştik. İzmirliler mezeleri meşhur efendim. Zeytinyağlısı seviyor mu kayınvalidesi? İnanılmaz seviyor. Yani ben kayınvalidemin genelde ne derler? Ahçı yamaklığını yapıyorum. Çünkü kayınvalidem gerçekten çok iyi bir ahçı. Ve oğlunun tabii çok özlediği yemekleri yapıyor. Ve torununun. Ondan sonra bol bol güzel yemekler yiyeceğiz. Böyle enteresan zeytinyağlılar, bamyalar. Tam tersi oluyor yani. Evet. Yiyorsunuz ama gördüğümüz kadar hali formdasınız. Çok teşekkür ediyorum. Spor yapıyorum ve hani çok yoğun bir spor yapamıyorum son zamanlarda. 6 kilo verdim. 1 kilo almışım ama baktım almıyorum. Tahinleri löp löp kaymakları götürünce sanıyorum ondan dolayı 1 kilo aldım. O kiloyu vereceğim. Çocuğunuzun bu sektörde olmasını ister misiniz? Eşiniz sonuçta bir yönetmen. Evet. Siz sanatçısınız. Evet. Çocuğunuzun eğilimi nasıl olacak? Aslında o ne isterse onu yapsın isterim. Mutlu olacağı ne iş varsa onu yapsın istiyorum. Mesela ben okul seçiminde de onun daha çok iyi vakit geçireceği şeylere. Zaten anaokulunda ne öğrenecek ki yani? Atom mu parçalayacak? kırmızı boyalar, işte şeyler, blue'lar, İspanyolca, biraz İngilizce falan öyle. Klip oynatır mısınız? Ailece bir klipte eşinizi çekti. Ben çok istiyorum ama Kaan Toz Koparan İskender'de oynamak istiyor. Anne ben Toz Koparan İskender'de oynamak istiyorum diyor. Peki sırada hangi şarkı var efendim? Bundan sonraki çalışma ne? Cover devam mı? Bir tane cover değil. Birkaç aydır elimizde olan bir şarkı var. Onu yapacağız. O birazcık daha ritmik bir şarkı. Çok eğlenceli bir şarkı. Onu yapacağız ama onun zamanlamasına bakacağız. Ne zaman yapalım. Sonra da daha değişik sürpriz projeler geliyor. Hatta basın danışmanım bile bilmiyor. Peki bir şey daha soracağım. Estetikle ilgili son dönemlerde açıklamalar söz konusuydu. Siz estetiğe karşı mısınız normalde? Değilim. Yani bir yıldır anlatamıyorum. Her şeyin fazlası zarar. Estetiğin fazlası da çok çirkin yapıyor hanımları. Ben kimseye at suratlı demedim. Yani ona horse bir bilimsel bir adı var. Horse face de değil de şuralar büyüyüp gözler küçülünce biraz atımsı bir surat oluyormuş. Onu demek istedim ben. Bazen öyle akım diyeceğime gülüm diyorum. Onun için öyle oldu yani. Ağzımdan öyle çıktı. Yoksa abartılısını hepimiz yaptırıyoruz küçük ufak tefek işlemler. İnsan kendi bu o muydu olmamalı. Bir de genç çocuklara hiç kıyamıyorum. Gencecik 17-18 yaşında görüyorum. İşte gidiyorlar estetikçilere. Yok dudak büyüt, yok şey. Eskiden bize sorarlardı bana dudakların doğru mu falan, senin mi falan. Doğru mu yalnız? Senin mi falan. Şimdi bizim dudaklar ince kaldı. Peki eşiniz Hakan Hanım çok değerli bir yönetmen. Evet. Onun estetik konusunda size yönlendirmeleri oluyor mu? Yaptır, yaptırma, şöyle yapsan sakın daha iyi. Sakın yaptırma, yüzüne bakamam diyor. O kadar yani. Küçük küçük şeyler olabilir diyor. Tabii sen mutlu olacaksan ama asla hani o fazla dolgular yanaklarda falan asla istemiyor. Zaten Hakan şimdi sinema filmi yönetiyor ama önceden çok ciddi sektörde birçok hanıma klip çekmiş. Sonra reklam filmi çekmiş bir yönetmen. Ama bütün hanımlar şundan şikayet eder. Hakan hepsinin makyajını sildirir. İşte mesela Burcu Güneş'i bir gün böyle dünya kadar alışveriş yapmışlar, gitmişler. Hakan hemen sadece bir atlet, bir jean giydirmiş. Yurt dışından o kadar alışveriş yaptık diyor kızlar, basıncıları. Ama hiçbirini kullanmadı. O sadelikten yana. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Peki. Şimdi çok değerli iki dost. Evet.
konusu tabii. Evet. Bilmeyenler olabilir. Evet. Müzik piyasasının emin adımlarla hareket ediyorsun. Aynı zamanda çok değerli bir program yapmışsın. Evet. Kaç yıl oldu? 13. sezon. 13 sezonu bitirdik. Hatta Nadir'in de konuk olarak geldi. Çok. İlk programına da geldim. Bastım o benim uğurum. Da. Hepsi var. Uğurum. Arkadaşım hepsini hep yanımda. Ay canım. Evet. Sahnede bir ara matinelerde özellikle. Kadınlar matinelerini beraber yapıyoruz. Amerika'da normal hani matine dışında da kulüp programları yapıyoruz. Var. Ekstralar evet. yapıyoruz. Ayrıca Amerika'da iki tane konserimiz olacak Ekim ayında. Yine beraberiz. Evet. Türk yani dostlarımızla buluşacağız. Harika programlar. Yani güzel de bir ikili olduk yani. İkimiz evet. de farklı kendi dalımızda ilerliyoruz ama enerjimiz çok uyuşuyor. Bu arada harika bir şarkısı geliyor Ünsal'ın. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla. Sürprizler var. Bomba gibi sürprizler var. Sanki bugün de böyle anlaşıp mı geldiniz? Ay evet anlamadım. Böyle oluyor bizim evet. ya ben, genelde. Pembe demişti. Ben de kırmızı dedim bir uyum sağlayayım arkadaşıma. Evet. Sahne uyumundan sonra kıyafet uyumundan. Kesinlikle. Canım, önemli değil olmalı. Mi ama bu? Hem fikir hem öyle sahne olmalı. Hem de kıyafet. Evet. O zaman yeni şarkıdan bahsedecek miyiz yoksa? Yeni şarkı sürpriz olsun. Çok kısa zamanda muhteşem bir şarkıyla tüm halkımızla buluşacağız. Az önce Nadir Hanım'ın görüşlerini aldık ama sizden de alalım. Bu gece otizmli geceler. Evet. Biraz sizin konuda konudaki düşünüyorum. Zaten televizyon programımda da öyle kuşağında da hep böyle sevdiğimiz derneklere, bizlere ihtiyacı olan, sanatçı kimliğimizde, sunucu kimliğimizde ihtiyacı olan birçok derneğin yanında bulunuyoruz. Otizm Farkındalık Günü de bizler için de çok önemli. Her zaman da onların yanındayım ve elimden ne geliyorsa da bu akşam olacağı gibi göstereceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, özel bir gece. Evet. Muhteşem bir farkındalık yaşam. Gerektiren bir gece. Kesinlikle. Bütün kardeşlerimiz için, bütün bu derneğin gönüllü bütün üyeleri için her zaman olduğu gibi yine onlarla beraberim. Zaten ben sen de biliyorsun sevgili dostum 13 yıldır aynı kanalda öyle kuşağında bu akşamda olduğu gibi uzun süreklilikli olan işleri yaptığım için her zaman böyle dernekler tarafından hem ödül gecelerinde onur edilmişimdir hem de ben onlara hep yer vermişimdir. Yani önemli olan bu farkındalığı yaşatabilmek, onların yanında olabilmek, onlara bir nebze de olsa destek olabilmek ki bu gecede zaten 3 yaş grubu kardeşlerim için önemli bir projedeyiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine onlarla beraberim. Peki. Tabii bir yandan da sahnedeki enerjin müthiş. Evet. Hem televizyon programı hem sahne. Evet. Bu gecede birazdan canlı bir performans. Canlı performansım da olacak. Evet. Yani heyecanlıyım. Her şey üst üste. Çok mutluyum. Yeni single'ım geliyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştım. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir projeyle halkımızın önündeyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Murat Bey iyi akşamlar. Güzel bir gecede beraberiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu tarz gecelerde tabii ki bulunmak beni mutlu ediyor. Allah yani hasta olan, sağlık ihtiyacı olan herkese sağlık saat versin inşallah. Geçen sene de katılmıştım, bu sene de. Elimden geldiği kadar fırsat buldum mu katılıyorum. Efendim en son neler yapıyoruz? Yeni şarkımız nedir? Ne yapıyoruz? Ya yeni şarkı çıkardım. Geçen hafta çıkardım. Artık biliyorsun artık bu bizim işler artık eskisi gibi değil. Şimdi ben 15 albüm yapmış bir sanatçı olarak. Onlarca da single'ım var. Yıllarca piyasada o kadar çok şarkılarım, bestelerim var ki Türkiye'nin bütün starları okudu. Eskisi gibi çok böyle hani satma olayı falan yok. Tıklanma, dinlenme hesabı şu an öyle gidiyor. Allah şükür olsun çalışıyorsan en kralı sensin. Peki efendim şu aralar rap müziğe bir ilgi mi var? Rap tam tersi şu an arabeske çok yönelik var. Yani inanılmaz derecede bir arabesk talebi var. Yani şu an yaptığımız bütün hep eskilere döndük ve bildiğin gibi Türkiye'nin babaları bütün şu an popçusundan, rockçısından, rapçisinden hepsi Müslüm Baba şarkısı kullanıyor, Orhan Gencebay şarkısı kullanıyor, Ferdi Tayfur İbrahim abinin. Hep böyle yani. Peki efendim bayramda ne yapacaksınız? Bayramda ben ilk defa şimdi bugün ben cumartesi kadar her akşam sahnem var benim. Bayramda ilk defa kendime izin yaptım. 4-5 gün çünkü biz Ekim sonuna kadar yani Kasım'a kadar bütün günlerimiz şu an dolu. Peki efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ederiz Azra Hanım. Bizi sağ olsunlar onur ödülüyle onurlandırdılar. Azra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir gecede Dilim Türk ailesi 50-50 olarak bize çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize, mavi kalbinize sağlık. Sizler sayesinde sesimizi biraz daha fazla duyurma imkanına sahibiz ve farkındalığa en büyük farkı sizler katıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.